Cümleten selamun aleyküm, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı dünyanın neresinde yaşıyorsanız ve yaşatılıyorsanız ayrıca diğer takım taraftarları sizler de hoş geldiniz Elazığ Sporlar, Adana Demir Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları, Rize sporlar, Trabzon sporcular, Galatasaraylar, Beşiktaşlar fark etmez kim olursa olsun kanalımızda bu videoyu izleyen herkese selam olsun. 24.400 e, abonede hayırlı uğurlu olsun inşallah kısa süre içerisinde de 25.000'i görürüz. Çünkü YouTube 25.000'de bize büyük bir sürpriz yapacağını söylüyor. Ve ilk kap hemen hemen geldi sayılır. İlk kapımızın şerefine bir uçak introsu benden sizlere hediye. peki kimdir bu ilk kap? Göndereyim gelsin mi? Ben de şu arada bir yerden bir video çekeyim. Emre Mor Fenerbahçe, Emre Mor için anlaştım. Fenerbahçe Emre Mor için Fatih Karagümrük'te anlaşmaya vardı. Ve sevgili arkadaşlar, yıldız futbolcunun kapı belki de siz bu videoyu izlediğiniz sırada ya da bu videoyu izledikten sonra yapılacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Şimdi Lincoln ilk kaptı. Değil mi? E, ardından Armindo Buruma ikinci kaptı. Ama uzun zamandır kap olmayınca Fenerbahçe taraftarı sanki şu ana kadar hiç transfer yapmadık gibi konuştuğu için ben de ilk kap Emre Mor diye söyledim ama inşallah e, kızmadınız arkadaşlar. Bu arada Emre'lerden şu şu arkadaşı çekelim. Çünkü artık o formayla görmeyeceğiz. Sen de şöyle kenara çekelim Emre'ciğim. Emre biraz küçülsen yok şu Emre ile seni yer değiştirelim. Sen şuraya geç. Ve bir eski yapma bak. O orada, orada da sessiz ses, o da videoyu sakince izlemen lazım. Ay bak beğen butonuna basacaksın bak. Bak aş aşağıda bak şurada bak. Ve bir eski yapma, Beğen butonuna basın. Şimdi 29 maça çıkan Emre Mor Fatih Karagümrük'te 6 gol 4 asist yapmıştı. Birçok arkadaşım bana şunu soruyor. Ya hocam. Şidoji yap. Bu kadar önemlicek neyi var? Bu golü bu izlediği işte, Halil Akbunar da yapar. İşte Halil Akbunar da yapar yapmasın ama hem yaş hem performans hem total olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe X bir futbolcusunu alacak. X bir futbolcu transfer edecek. Ama hayatınızda ilk defa duydunuz adına. Sonra bir altyazı geçti. Dedi ki Fenerbahçe'nin transfer edeceği X futbolcusunun Borussia Dortmund uzun zamandır takip ediyormuş. Ve Borussia Dortmund scoutları kesin alınsın raporu vermiş desinler. Ne dersiniz abi? Ya abi bu bor koskoca Borussia Dortmund istediğine göre demek ki yani oyuncu da iyi. Şimdi yani Fenerbahçe turnayı gözünden vurmuş dersin ha işte. Bu arkadaş zamanda Borussia Dortmund, Celta Vigo yapmış bir futbolcu. Milli takımda yeni Messi olarak adlandırılmış bir futbolcu ve özüne dönüş için büyük sinyaller veren bir futbolcu. Peki hoca kaç ödeyeceğiz? Neye kaç ödeyeceğiz? Bir evreye kaç ödeyeceğiz? Moraracak mıyız, morarmayacak mıyız? Şimdi Fenerbahçe'nin e, anlaşmaya vardığı iddia eden, hala iddia olarak söylüyorum, niye Abdülkerim olayında o kadar dilimiz yandı ki? Yani o kadar dilimiz yandı ki e, artık iş iddiaya döndü gibi oldu. Artık konuşamıyoruz arkadaşlar. Yani kesin konuştuğumuz zaman hani kesin bizdeydi. Ya diyorsun ki hani oyuncunun menajeri son da bir şey mi? hani kesin bizdeydi. Şimdi Fenerbahçe Emre Mor'la anlaştı. Karagümrük'le de anlaştı. Ve Fatih Karagümrük giyen Emre Mor artık Fenerbahçe forması giymeye çok çok yakın. Avrupa'daki birçok takımın bu arada e, ilgisi vardı. İtalyan ekipleri Fiorentina, Torino başta olmak üzere birçok teklif geldi. Ama Süleyman Hurma artık e, futbolcusunun Fenerbahçe'ye transferini açıklamak üzere diyebilirim. Ne demişti? Kaç paraya verirsek verelim Emre'yi hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Biz de bir ya da iki yıl daha oynarsa buradan dünya yıldızı olarak gidecektir. Becerebilirsek becereceğim, becermeye de çalışıyorum demişti. Çeşitli fonlar araştırıyorum kadromuzu tutabilir miyim diye. Yapamazsam diye de gelen teklifleri değerlendiriyorum demişti. Ve aynı Emre Mor için de mutlu sona Fenerbahçe ulaştı. Bu arada arkadaşlar bir taraftan da e, Twitter'da Fenerbahçe resmi hesabı açık. Türk ustası isimlerinden Cüneyt Arkın'ın da vefat etmiş olması hasebiyle Allah rahmet eylesin. E, Fahrettin Cürekli Batur kendisi bir doktordu. Bütün doktor camiasına da buradan başsağlığı diliyorum. E, Allah rahmet eylesin iyi bir insandı, güzel bir insandı. Dediğim gibi bir tarafında Fenerbahçe'nin hesabını takip ediyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Ne kadara ulaştı? Bon servis bedeli 2 milyon euro. Bakın Baba Babakars Fatih Karagümrük'te 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Şimdi ta rakip taraftarların diyeceği cümle şu. Tamam. Fener şampiyonluk bonusu ekledi. Fener şampiyon olursa Fatih Karagümrük'e 1 milyon euro verecek. O yüzden Fatih Karagümrük'te 2 maçı satar diyecekler. diyecekler. Emin olun bunu diyecekler. Yani ya bu böyle değil arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa şu kadar, işte şu kadar maç oynarsa şu kadar gibi şeyler. 2 artı 1 yıllık imza düşünülüyor diye duydum ama 2 artı 1 az olur. <laughs> hani e, 3 artı 1 daha mantıklı gibi ama futbolcunun alacağı ücretin 1 milyon 250 bin euro olduğunu söylüyorlar. Değil. Futbolcunun da alacağı garanti para 750 bin euro diye biliyorum. E, Abdülkerim Parmakçı'dan daha az diye. <laughs> Bu espriyi de yapalım arada sırada. Arkadaşlar bak inanın hiç umurumda değil. Galatasaray almış almamış. İnanmıyorum da dedim. Tabii tabii canım. Sen kendin moralini yüksek tutmak için böyle kendini kandırıyorsun. Ya aklı selim düşünen bütün Galatasaray taraftarları da benden aynı şeyi düşünüyordur. Emin olun. Ee, hatta benim bir kuzenim var. Onunla bir gün canlı yayın yapsak nasıl olur diye. Çünkü o da dobra dobra konuşmayı seven bir Galatasaraylı. Ee, bir gün deneyebiliriz aslında. Şimdi kulüpler arasında son detaylar konuşulur ve netleşince resmi açıklamalar yapılacak. E 2 milyon euro artı sonraki satıştan imza pa, yani sonraki satıştan pardon 2 milyon euro artı bonuslar. Sonraki satıştan pay maddesi yok diye. Hatta şunu söyleyeyim. Emre Mor'un menajeri Nima Modri'den Fenerbahçe Ülker Arena'yı paylaşmış. Ee, yani e, şimdi dediğim gibi 2 milyon euro artı bonus diyen var. Yağız Bey de demiş ki 2 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığı demiş. Kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Bugün Fenerbahçe tarafıyla bir araya gelecek. Kontrata son şeklini verecek demiş. Bugün bir araya gelirlerse muhtemelen bugün hiç olmadı. Yarın kap açıklaması yapılır ve Emre Mor artık takıma katılır diye düşünüyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe'de şu anda süreç hızlandı. Hatta belki de 1 Temmuz'a kadar iki kapta yapılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Emre Mor transfer hocam mantıksız mı? hani Bilmiyorum çok mu acildi diye. Arkadaşlar size ilginç bir şey söyleyeceğim. Takımımızda şu anda orijinal mevkisi sağ kanat olan ilk sağ kanat oyuncumuz. Ha, o sayı Samuel'de vardı onu e, sağ denediğimiz için çok şey yapmıyorum. Ya düşünsenize. Rossi var. Buruma var. İrfancan var. Bunların hiçbirinin orijini sağ kanat değil. Ha maliyeti de ucuz. Lig için yeterli. Avrupa için yeterli mi? kendisi kanıtlayacak. Emre Mor'un özelliği şu, kapanan rakiplere karşı. Bakın bize karşı rakipler Çanakkale geçilmezi oynuyor. Oynamayı da sürdürecek arkadaşlar. Şimdi Emre Mor dediğin adam kapanan rakiplere karşı dar alanda etkili çalım atma becerisine sahip. Çabuk ayakları var. Yani arkadaşlar rakip 11 kişiden kapanıyor. Sen rakibi nasıl eksiltirsin? Bir uzaktan şutta gol atarsın. İki duran topla gol atarsın. 3 şapkadan tavşan çıkaran oyuncuların da gol atarsın. Ya da attırırsın. Emre Mor sana orada firki kazandırabilir. Uzaktan şutları o kadar iyi değil ama şapkadan tavşan da çıkartabilir. Yani sana orada zaten firki kazandırsa topun başına Lincoln gelecek. Ki Lincoln'in ilk iki maçtaki firki notu yüksek. Yani Emre Mor geçen sene o bölgelerden çok faul almış. Jorge Cesur'un da bir satranç ustası olduğunu düşünürsek çok çok mantıklı. Bu arada duran top demişken. Sevgili Doktor Gürkan Kubilay 5 Kasım 2020'de benim uzun zamandır dile getirdiğim şeyi dile getirmiş. Sevgili Gürkan Kubilay'a da buradan selamlar olsun. Kayseri'ye bekleriz hocam. Diyor ki 5 Kasım 2020'de. 2020'de arkadaşlar. 2022 değil 20'de. Zaten 5 Kasım 2022 daha gelmedi. Duran topa çalış. Ligi al götür. Şu ana kadar ligde atılan gollerin %30'u Korner artı penaltıdan İndirek ve direk vuruş Gollerini de eklersek Duran toptan gol oranı %33 Endirek ya da indirek e, vuruşu Kaleye direk vurursa gol olmuyor En az bir kişinin daha topa dokunması gerekiyor Yani orta kafa gol Gibisinden Mesela tehlikeli harekette endirek serbest vuruş ee, Gibi Direk vuruşta zaten Direk frekikten çaktın diye de gol atabilirsin Bakın %33 diyor. Yani her 3 golün biri duran toptan. Her koç bunu her antrenmanda ayrıca 30 dakika çalışmalı diyor. Ya da çalıştırmalı diyor. Değil mi arkadaşlar? Yani duran top. Bak rakibin kapanıyor. Kapanacak Her rakibin hemen hemen her rakibin. Bugün hocam Galatasaray kapanmaz. Beşiktaş kapanmaz. Dedi, öyle bir kapanır ki. Siyah çara bile gider yani. Öyle bir kapanacaklar. Çünkü sen Fenerbahçe olarak bak. Bir önceki videomda da söyledim. Ondan önceki videoda da dile getirdim. Açık açık uzunca anlattım arkadaşlar. Sizin övdüğünüz yere göre sığdıramadığınız Galatasaray, Beşiktaş'ın o kadar ahım şahın bir transfer politikası yok. O kadar ahım şahın da bir kadroları yok. Yok arkadaşlar. Yok. Yani Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın savunma hattı SOS'lik. Hocam olur mu? Nelson var. Markao var. Abdülkerim aldı kanatları. Sağ beki, sol beki. Ya bilmiyorum arkadaşlar bak. Şey çok mantıklı. Van Anhold'un arkasına e, Kazım Can almaları çok mantıklı. Zekice. Bir tane iyi e, bek. Bir tane de yedeği. E, umut vaat eden bek. Mantıklı. Mesela sen Ferdi Kadıoğlu'nu aldın. Arkasına Kazım Can alınsın diye ben aylarca burada bas bas bağırdım. Değil mi? Herkesin Eren Elmalı dediği yerde ben burada Kazımcan diye bas bas bağırdım. Boşuna da bağırmadım. Bak o Altay'ın kalecisi vardı. Ee, şimdi şeye gitti. Sunderland'e mi ne gitti? Şey İngiltere'ye gitti ya. Hamptemptum'a gitti pardon. Süper kaleci. Ay yabancı kontenjan orası ayrı mesele. Ya siz benim scouting'ime güvenin arkadaşlar. Ben öyle boş beleş konuşmam. Bak Eren Elmalı'dan daha yetenekli Kazımcan. Demedi demeyin. Şimdi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bazı açıklamaları var. Bizim bütçemize uymayan oyuncuyu transfer etmeyeceğiz. Bakın bizim bütçemize. Beşiktaş o zaman hiç kimseyi transfer etmemesi lazım. Çünkü bütçe yok. Gelir skalası çok düşük. Gider çok yüksek. Borç almış başını gidiyor. İyi de hocam bizim borcumuz hepsinden yüksek. Arkadaşım bak size şöyle anlatayım. Bir doktor düşünün aylık maaşı 40 bin TL. Doktorlar o kadar alıyor mu? Hocam o zaman ben tıp kazanmam lazım önümüzdeki sene. Siz ne zannediyorsunuz oğlum? Doktorluğu asgari ücret falan çalışıyor zannediyorsunuz. Yok hocam bak şimdi ilk başlayan şu kadar alıyor. Stajyer şu kadar alıyor. Halk sağlığı merkezindeki kadar... Ya 40 bin lira alıyor doktor diyelim. Ee, asgari ücretli bir arkadaşımız da 4.250 lira alıyor. 4000 diyelim. Yani biri 40 bin alıyor biri 4 bin alıyor. Şimdi size şunu anlatayım. Doktor aylık 20 bin lira harcama yapıyor. Çok mu? Az mı hocam? Yani doktorun maaşına göre soruyorum. Çok mu? %50'si. Asgari ücretli arkadaş da 2000 lira harcıyor. Çok mu? Değil hocam. Lan yarısı işte. Değil hocam. 2000 lira çok para değil. 20 bin daha fazla. Lan 40 bin 4 bini karşılaştırıyoruz. Bak 40 bin alan, adam 20 bin lira aylık para harcasa çok mu? Çok hocam. Tamam anlaşamadık. Neyse. 40 bin alan 20 bin harcarsa yarısını harcamış oluyor. 4 bin alan da 2 bin harcarsa yarısını harcamış oluyor. Fenerbahçe'nin yıllık gideri 950 milyon TL diye biliyorum. Ancak Fenerbahçe'nin yıllık geliri 1.1 milyar TL. Yani arada 200 milyon liralık 200 milyon TL'lik bir artı var. Beşiktaş'ın yıllık geliri 350-450 arasında. Gideri yine aynı şekilde 350-450 arasında hatta 450'yi geçebiliyor. Baktığın zaman hangisinin ki çok? Fener'in ki. Lan adamın kazancı düşük. Gideri hemen hemen kazancın aynı da daha fazla. Olsun Fener'inki daha çok. Yani neyse anlatılmıyor ya. Yani diyor ki bizim bütçemize uymayan oyuncuları transfer etmeyeceğiz diyor. Abdülkerim Bardakçı için verilen paranın yarısını teklif etmiştik diyor. Bakın Abdülkerim için yarısını teklif eden e, başkanın siz transferlerini havada karada alkışlıyorsunuz. Bence de alkışlanacak hareket de yani alamadı sonuçta onu diyorum. Mulekada hedeflerden bir tanesi ama Weghorst daha önde diyor. Bu arada Weghorst'u kulübü sadece kiralayacakmış. Satın alma opsiyonu koydurmayacakmış. Hani sizin mantığınıza göre soruyorum sadece. Aldınız. Oyuncu iyi çıktı. Kaymağını başkası yiyecek. Size göre mantıklı mı? Bakın aynı şekilde Beşiktaş Alex Tekşehir'a ile yollarını ayırmak istiyormuş. Hocam Alex Tekşehir'a çok iyi. Süper Lig'in en iyisi. Olur mu? Alex'ten daha iyi Alex'miş. Öyle söylüyordu Beşiktaşlar. Arap Yarımadası'ndan bir takım Alex'le ilgileniyormuş, durumu yakından takip ediyormuş falan filan geçiniz. Geçiniz arkadaşlar. Kolay değil. Bak gönderirken bile futbolculara para veren bir ülkeyiz. Beşiktaş Başkanı'nın kuyruk titretmemeye çalıştığına bakmayın. Gönderirken bile para veriyoruz futbolculara. Gitsin diye. Gelirken o gel hoş geldin sefalar getirdin giderken. Bak Rossi gider. Crespo gider satarsan. Salayi gider satarsan. Kimmici'yi gider satarsan. Satarsan hepsi gider. Berisha e gider satarsan hiçbirinin sözleşmesi 1 milyon 100 bin euro 1 milyon 200 bin euro bile değil hiçbirinin sözleşmesi bir tek Kim Minji ile ayrı bir madde var ee, onun durumu farklı hiçbirinin ama Alex Tekşehir'in 3,5-4 milyon euro yıllık ücreti var bak Emre Kalınç Galatasaray Emre Kalınç transferinde ne diyordu hatırlayın arkadaşlar ne diyordu Emre Belezoğlu aramış da Galatasaray ne veriyorsa fazlasını veririz demişti Erme, Emre Arma'yı seçmiş falan filan diyorlardı Bugün aynısını Abdülkerim parmakçı için de yapıyorlar. Ay pardon bardakçıydı. Şimdi aynısını yapıyorlardı. Şimdi aynı Emre Kılınç için kulüp arıyorlarmış. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Emre Mor alınmasaydı aslında bedavaya çekilebilirdi daha. Harbi söylüyorum. Harbi harbi söylüyorum. Al, getirt. Bak bakalım neler oluyor. Ben yine söylüyorum. Düşünülebilir. Ya hocam demeyin arkadaşlar. Ne demeyin her şeye. Sadece esprisinde söylüyorum. Bunu da söyledik. TFF 2022-23 sezonunda ilk 11'de altyapıdan bir oyuncu bulundurma kuralını kaldırmış. MHYB demek istiyorum ama e, ukalalık oluyor diyorlar. Hocam sana yakışmıyor diyorlar. Boş ver seni bilen biliyor. Bilmeyen de bilmeyen de bilmesin. Boş ver diyorlar. Biz bize yeter diyorlar. O yüzden ses çıkarmıyorum. Fenerbahçemiz yine MHYB köşesinde. vardı. arada MHYB'yi sileyim ya son kez bir göstereyim. Değil. Vallahi bunu çok şey yapmayalım. Ee, Fenerbahçe'miz 10 Temmuz'da Hull City ile 16 Temmuz'da ise bilin bakalım kimle yap kim bizimle maç yapmak istiyor diye duyum vermiştik. Sakarya Spor. 16 Temmuz'da da Sakarya Spor ile e, Sakarya Stadında maç yapacak. İki maçta Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak. Bakın Sakarya Atatürk Stadyumu yani statlardan hemen hemen hepsinden kalktı isim. Sakarya Atatürk Stadyumu ismi. 10 Temmuz'da Hull City, 16 Temmuz'da Sakarya Sporla Sakarya Atatürk Stadyumunda hazırlık maçı, dostluk maçı. İşte bu iki maç önemli maç. Hocam ikisi de bizden kötü rakip. Kısmen iyi takımlar ama kötü takım. Hayır arkadaşlar. Bu takımla bizim kendimizi deneme maçımız. Ee, bu iki müsabakada Sakarya Stadı'nda oynayacak. Çünkü Fenerbahçe Stadı'nda tadilat var. E, ee, 20 Temmuz'da hemen hemen hazır olmuş olacak. Stadyum. 20, zaten 20'sindeki maçımız deplasmanda olduğu için de bizim için avantaj 27'sine kadar iyice hazır olacak stadyum. 16 Temmuz'daki maç saat 20'de yapılacakmış arkadaşlar. Yani bana gelen bilgi bu şekilde ama resmi açıklama yok. Kulübün bununa kızıyorum. Da arkadaşım açıkla. Bak 28 Haziran'dayım. Belki videonun yüklemesi 29'unu bulur diye söylüyorum. 28 e Haziran'da Yarın maçımız var mesela. Fenerbahçe'nin yarın hazırlık maçı var. Ayarlamaya çalışıyoruz. Bilmiyorum belki de ayarlanmıştır bu saatlerde. Yani video yüklenirken falan açıklanırsa bilmiyorum. 29'unda maçımız var. Ya açıkla gitsin biz 29'unda maç alacağız. Edeceğiz. Siz de arkadaşlarla şey yapalım. <laughs> yani e, ilginç ya. Vallahi ilginç ya. Yani bazı şeyleri de açıklaması lazım ya kulübün. Ben buna kızıyorum açıkçası. Hayırlısı olsun. Vedat Murici Doğukan Sinik. Bu iki ismi de konuşayım. Arkadaşlar Vedat Murici için ben bugün hani Twitter'ı gezdim. Bütün duyumculara baktım ettim hani kim vermiş kim vermemiş diye. İsim vermeyeyim ama. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefindeki ismi Vedat Murici olduğunu söyleyen duyumcu kardeşlerimiz de var. Vedat'la görüşme yapıldığına dair de bilgi var. Galatasaray'ın da istediğini Ben Galatasaray'ın istediğini biliyorum Vedat'ım. Yani o yüzsüzlüğü yapıyorlar. Hakikaten yapıyorlar. La oyuncu Fenerbahçeli yani yanlış anlamayın ya. Arkadaşım daha ne yani? Allah razı olsun Vedat'ın Fenerbahçeli olduğunu bilmeyen var mı gerçekten aranızda? Yani Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Üyelere söyledim size de söyleyeyim aynı şeyi. Ben Kim Minji'nin Napoli'ye falan gitmesini çok istiyorum. Niye biliyor musunuz? Kim Minji büyük takımların topçusu. Çünkü geriye daha çabuk gelecek, hamleleri daha çok yapacak, göze çok batacak. Hani Napoli ya da daha düşük düzeydeki bir takıma giderse Kim Minji orada tutunamaz. Bu sayede biz de geri alabiliriz. Bak Vedat da büyük takım topçusu. Vedat'ın takımı niye büyük takım topçusu? Vedat kontratak topçusu değil. Vedat'ın takımı yerleşecek. Vedat topla buluşacak. Bitecek. Bak Vedat Fenerbahçe'ye geri gelsin iş yapar. Charlotte bak. Charlotte'un takımı da küçük takım olacak. Mesela. Kontra atağa çıkacak. Şey yapacak. Öyle yani rakip açık bulacak. Açıkken rakibi bulacak. Mesela Vedat Muriç'in ben Fenerbahçe'ye gelmesini isterim şahsen. Bizde iş yapar. Orada da son döneminde gerçi opsiyon hakkı var. Transfer etme opsiyonu ama son döneminde ee, hani mesela Mallorca'da tutunduydu bak. 31 maç bu sezon çıktı. Ama İspanya'da 15 lig maçında 4 gol 3 asisti var mesela Vedat'ın. Fenerbahçe'yi de tutar. Mesela 3-4-5'e falan alabilecek. Bu arada 19.92 milyon euroya gitmiş arkadaşlar. Yani yaklaşık 20 milyon euro derken atıp tutmuyorum. Ben Vedat'ın Fenerbahçe'ye transferini çok şey görmüyorum. Yakın görmüyorum. Ama Fenerbahçe almak isterse zaten koşa koşa gelir. Jorge Jesus Tedris altında da iyi bir golcüye dönüşür. Kabul ediyorum. Okey. Altına imza atarım. Ama Hal City Vedat Muriçi transferinde çok çok önemli yol kat etti diye duyumlar var. Pelkası ise kiralık olarak listesine aldı diyorlar. Ee, Pelkas Fenerbahçe'yi çok seviyor. Yeni de evlendi. Kolay kolay da gitme düşüncesi yok. Ama e, tabii ki de her futbolcu gidip kendini göstereceği yere gitmek ister. Oynamak ister. Doğukan Sinik olayına ilgili. Fenerbahçe Doğukan Sinik haberlerini yaydılar, paylaştılar. Fenerbahçe şu kadar istiyor, bu kadar istiyor, şöyle böyle diye. Arkadaşlar bakın düzenli olarak farkında mısınız bilmiyorum. Düzenli olarak Doğukan Sinik haberleri pompalanıyor. Düzenli olarak arkadaşlar. Düzenli olarak pompalanıyor. Ve ben de şunu söylüyorum. Evet yetenekli bir çocuk. Henüz 23 yaşında Türk milli takımında formasını giymeye başladı. 4 milyon euro piyasa değeri var ama ben Antalya Spor'un bu arkadaşı en az 5 milyon euroya satma düşüncesi olduğundan eminim. Görüştüğümüz, konuştuğumuz kişiler diyor ki Fenerbahçe'den asla ciddi bir teklif gelmedi diyor. Yani Fenerbahçe'den asla ciddi ciddi bir teklif gelmedi diyor. yani merak içinde, sabır içerisinde bekliyorum. Bu nasıl oluyor, nasıl ediyor diye. Yani ee, hani bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum çok çok ilginç. Ama ben Doğukan Sinek duyumlarını yalanlıyorum. Vedat Muruç e olayını şimdilik yalanlıyorum. Emre Mor Fenerbahçe'de hayırlı olsun diyorum. Pelkas'ın kulüp aradığını söyleyeyim. Bakın bir haber gördüm işte Ali Koç gitmiş Pelkas'ı övmüş. Çok iyi futbolcusun süpersin. Senin gibi futbolcunun kurbanı olurum. Canı ciğerini yerim falan filan dedi demiş. İstediğini desin. Yani benim duyumlarım da bu yönde. Belki benim duyumlarım yanlıştır arkadaşlar. İlla bana inanmak zorunda değilsiniz. Bunu da söyleyeyim. Eee... Başka da çok söyleyeceğim bir yok. Emre Kılıncı esprisine söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Sadece esprisine söyledim arkadaşlar. Herhangi bir ilgimiz alakamız yok. Sakaraspor maçında belirtmiş oldum. Emre Mor Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe tam deminde kilit açıcı rolde. Sonradan girse bile rakip savunmanın düzenini bozabilecek rolde. Sağdan bindirebilecek rolde. Oradan fauller kazanıp, kazanıp kazandırabilecek türde. Fenerbahçe'ye katkı yapabilecek türde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılmayız. İnşallah Fenerbahçe'miz için hayırlısı olur. Bu arada şu Emre Mor, Muhammed Gümüşkaya bedeninin üstüne konmuş. Muhammed alınmasın. Yani yani çok alınmasın. Mesela şu anki görselde de Berisha benim vücudumu kullanmış arkadaşlar. Vücut bana ait. Kafa benim değil. O konuda şey yapalım. Ben alınmıyorum mesela. Vücut bana ait ama kafa Berisha kendi kafasını koymuş. Olabilir. <laughs> İşin eskidesi bir tarafa ama inşallah Emre Mor Fenerbahçe bize hayırlı uğurlu olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim.